Şimdi bu da başka bir bab. Babül eftali fi salati tatavvu. Nafile namazında eftal olan nedir? Bir adam bir saat nafile namaz kılacak. Bir saatte iki reket namaz kılar. Yahut da bir saatte 60 reket kılar. Yahut da 40 reket kılar. Diyelim ki bu adam 2 dakikada bir namaz kılacak olsa, bir reket kılacak olsa 60 dakikada 30 reket eder. Bu mu eftal? Yoksa 2 reket kılsın da uzun sureler okusun, kıyamda fazla kalsın, secdede, rükuda fazla kalsın, bu meftal. Bunda ihtilaf var. İhtilaf olduğunda bu ihtilafı da beyan ediyor. Hel huve tuğlul kıyam, eftal olan kıyamın uzunluğu mudur? Ev kesretür rükû ve sücud, yoksa rükû ve sücudun çokluğu mudur? Eftal olan hangisidir? حدثنا فهد قال حدثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني قال حدثنا أبو الأحوص وخديج عن أبي إسحاق عن المخارق قال خرجنا حجاجا مخارقتن رواية diyor ki biz hacı olarak çıktık فمررنا بالربزة ربزeye gittik. Rabaze nerede? Medine-i Münevvere'nin şark tarafında meşhur bir yerin ismidir. Rabaze. Burada yazıyor ki ya, Rebeze diyor, 3 merhale. Yani üç konaklık yol ki, üç konaklık, her konaklık 6 saat olduğuna göre 18 saat. Buranın şark tarafında. Hazreti Ebu Zer radıyallahu teala en Şam'daydı. Şam'da zenginler çok, fukaralara da bakımları az idi. Bunlara dedi ki, zenginlerin paraları gece akşam olmadan fukaraya dağıtılacak. Her kim fukaraya dağıtmaz da evinde para eylerse kıyamet günü ateş olup onun cesedine yapışacaktır. Onun için fukaraları topladı, zenginlerin dedikodu ettiler. O vakitte Hazreti Mavi orada valiydi. Hazreti Ebu Zer'e hürmetin bir şey diyemedi. Hem ondan çekindi, Ashab-ı Resulullah'ın en müttekilerinden. Hem de bir fitneyi mucib olmasın diye biraz nasihat etti. Dedi ki, sen yanlıştın Muaviye dedi, sen hareketin yanlış dedi. Ben Resulullah'tan öğrendiğim budur, bir adam yatarken evinde dirhem bulunmayacak. Eğer bir dirhem bulunur, sabaha kadar evinde bulunursa kıyamet günü ateş olup vücuduna yapışacaktır dedi. Hazreti Osman'a yazdı Hazreti Muaviye ki, Ebu Zer böyle yapıyor. Bu bir fitneye sebep oluyor. Dedikoduyu çoğalıyor, etrafına fukara toplanmış. İlla zenginlerin mallarını almak, teksim etmek istiyorlar. Hazreti Osman yazdı Hazreti Ebu Zer'e ki Medine'ye gel. Medine'ye geldi ki kendi bıraktığı gibi değil Medine. Medine halkı zengin olmuş, bağlarda, bahçelerde zevku, sefa, yemek, içmek, elbiseler, ipekli, süslü elbiseler. Oho demiş. Bunlar dönmüşler, Resulullah'ın zamanını unutmuşlar dedi. Gitti Hazreti Osman'a. Hazreti Osman dedi ki ne bu hal dedi. Hani Resulullah'ın zamanı? Nedir bu? Hay hengem bu. Zevku sefa. Dedi ki o vakit fakirdi ashab-ı kiram. Fakat Cenab-ı Hak Hazretleri nimet verdi. Zengin oldular. Bu mubahtır. Sonra sen illa parayı dağıtacaksan, parasız pulsuz yatacaksan bunu nereden çıkardın sen? Resulullah Efendimiz sadece sana mı bu dini öğretti? Yani biz yok mu? Bize de bu dini öğretti. Sen kendin bunu kendine bir mezhep ittihad etmişsin. Bütün ümmeti Muhammed'i kendi mezhebine icbar etmeye senin hakkın yok mu? Sen paranı eylemezsen eylemez, sadaka verirsen verir. O da var. Parasını, zekatını verir, sadakasını verir, fazlasını da eyler. Bu da var. Sen niçin ümmeti Muhammed'i böyle çetine sokuyorsun dedi. Hazreti Osman, Hazreti Ebu Zer'e tekdir etti. Hazreti Ebu Zer de dedi ki yok dedi. Ben Habibim'den böyle almışım ve yemin etti ki ben bir daha Medine'de sizinle beraber de oturmam dedi. İşte çıktı Rabese'ye gitti. Hazreti Osman da kız dedi ki Resulullah buyurmuş ki Bedev'den gelip Hadar olduktan sonra tekrar Bedev'e gitmeyin. Bedevi olmayın. Onun için Bedevi olursa o da günah. Resulullah'ın emrine muhalefet etmiş olur. Dedi ki yok arada sırada gelirim dedi. Ay onun maaşı vardı Beytülmal'da. Alır giderdi kızlar ve kölesi. Orada Rebeze'de kaldı. Ve o Rebeze'de vefat etti.
İşte Rebeze o. Diyor ki biz oradan gelirken Ebu Zer'i radıyallahu teala baktık Rebeze'de gördük diyor. Fevecedna Ebu Zer kaimen yusalli. Baktık ki Ebu Zer namaz kılıyor. Feraeytuhu ravi muharik diyor ki ben onu gördüm. La yutirul kıyam. Uzun boylu ayakta durmuyor. Ve yüksirur rükû'a ve sücûd. Rükû'u sücûdü çok ediyor. Yani namazda kıyamda fazla durmuyor. Fazla rekat geliyor. Fekultu lehu fi zalik. Ben Hazreti Ebu Zer'e dedim ki, bunu söyledim ki sen kıyamı uzatmıyorsun, rükû ve sücûdü çoğal diyorsun. Fekal Hazreti Ebu Zer dedi ki, ma alevtu, ben kusur etmedim. En ühsine, güzel etmekte kusur etmedim. Yani namazın hangi şekli güzel ise onu kılmada ben kusur etmedim. Mümkün mertebe namazın en güzel şeklini kılıyorum. Sebebi, enni semiyetu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü ben Peygamber Efendimiz'i işittim. Yekulu buyururdu. Men reka'a reketen. Bir adam bir rükû yaparsa yahut da bir reket namaz kılarsa ve secde secdeten bir secde yaparsa refa'ahullahu Cenab-ı Hak o adamı kaldırır. Biha o reket, o rükû ve sucu sebebiyle dereceten bir derece yukarı kaldırır. Bir derece fazla verir. Ve hatta anhu o adamdan affeder. Biha o rükû yahut secde sebebiyle hatiyeten bir günahı. Kaç rükûyı, kaç secdesi varsa her rükû, her secde mukabilinde bir derece ihsan eder, bir günahını affeder. Onun için rükû ve sücudumun çok olmasını bu sebeple arzu ediyorum. Ve şeklen güzeli de budur. Ben bu güzeli yapmakta da kusur etmiyorum dedi. Kâle Ebu Cafer İmam-ı Tahavvî buyurdu ki فَذَهَبَ قَوْمُ Bir takım cemaat sahibi oldular ki لَا اَنَّ كَثْرَةَ الرُّكُعُ وَسُجُودُ Nafile namaz kılanların rükû ve sücudunun çoğu olması eftal ve eftaldır. Fî salâti tatavvû nafile namazda eftaldır. مِنْ تُورِ الْقِيَامِ وَالْقِرَاءِ Uzun boylu ayakta durup uzun boylu okumadan daha eftaldır. وَاَحْتَجُّوا Delil getirdiler. Fî zâlik bu mesele hakkında bihâdel hadis, bu hadisi de delil getirdiler. Hazreti Ebu Zer radıyallahu teâlâ'nın hadisini de delil getirdiler ki demek ki bir gecede iki rekat yahut dört rekat kılana kadar onun yerine 60 rekat kıl, 500 kıl. Hazreti Abbas'ın evladından Hulefa-i Abbasiyye'nin ceddi sayılan Ali ibn Abdullah oldu. Evet, o Şam'da kalırdı. Bir bahçesi vardı. 500 zeytun ağacı vardı. Her gün, her zeytun ağacında iki rekat namaz kılardı ama her gün. Her gün. 500 ağaç. 1000 rekat eder. Her gün gider. Ona, her zeytun ağacında iki rekat namaz kılardı ki işte onun oğulları Cafer Seffah, Ebu Cafer Seffah ile bir de Ebu Cafer'in Mensur bunlar. Ebu Abdullah, Ebu Mensur, bir Ebu Abdullah Seffah, birisi de Ebu Halife Mensur, Ebu Cafer Mensur. وَخَالَفَنْ فِي ذَٰلِكَ آخَرُونَ Bu kavme başkaları muhalefet ettiler. فَقَالُوا dediler ki, طُولُ الْقِيَامِ فِي ذَٰلِكَ اَفْضَلْ Nafile namazda uzun boylu ayakta durmak daha efteldir. Rükûn, secdenin çok olmasından ise uzun boylu okumak, uzun boylu ayakta durmak afdaldır. Ve kâne minel hücceti lehum. Bu ikinci mezhebe sahip olanların lehinde olan hüccettendir. Fîzâlik. Bu mesele hakkında ma'ul bir hadis ki kad raveynâhu. Biz onu rivayet eyledik. Fîmâ tekaddeme. Geçmiş meselelerde min kitâbine hâda. Bu bizim kitabımızda an Resûlillah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz'den rivayet eyledik. Yukarıda bu kitapta geçti. Ki ennehu su'ile. Bu hadiste şu ki Resulullah Efendimiz sual edildi ki eyyus salati afdal. Dediler ki ya Resulullah namazın hangisi afdaldır? Yani nafile namazın hangisi afdaldır? Kale buyurdu ki tuğlul kunut. Ayakta durması uzun olan. Buyurdu. Ve fi ba'di ma raveynahu fi zalik. Bu hadisin bazı senetlerinde de tuğlul kıyam. Tuğlul kıyam geldi. İkisi bir manaya. Tuğlul kunut uzun boylu dua etmek yani okumak. Tuğlul kıyam uzun boylu ayakta durmak. Bu yukarıda geçti. Resulullah Efendimiz'den soruyorlar. Nafile namazın hangisi efteldir?
rükû ve sücudi çok olan mı, kıyamı kıraat uzun olan mı? Buyurmuş ki kıyamı ve kıraatı uzun olan daha afdaldır. İşte bu ikinci mezhebe sahip olanlar da bu hadisle ihticac ediyor. Cevabıyla italeten kıyamın uzun edilmesini tafdil etti ala ketretir rükû ve sücud, rükû ve sücudun çokluğuna tafdil ettiği. Ve leyse fi hadis Ebi Zer, Ebi Zer'in hadisinde olmadı. Ellezî zekerna, bizim zikrettiğimiz bu hadiste olmadı. Ne olmadı? Hilâfun lihâdâ, bizim bu ikinci rivayetimize bir muhalefet de olmadı. İndena, bizim indimizde, yani Hazreti Ebu Zer'in bu hadisinde kıyam efdal değildir de rükû ve sücud efdaldir diye bir ibare yok. Yalnız Ebu Zer'in hadisinde var ki her rükû ve her secde mukabilinde Cenab-ı Hak bir derece daha verir bu adama ve bir günahını affeder. Bu var. Ama kıyam mı efdal? Kesret-i rükû, sücud mu efdal? Bunda bir şey yok. Olmayınca bizim Resulullah Efendimiz'den rivayet eylediğimiz tûrül kıyam efdal min kesret-i rükû ve sücud hadisine muhalif bir mana yok Hazreti Ebu Zer'in hadisinde. لَاَنَّهُ شَنْ قَدْ يَجُوزُ جَائِزُ olurken اَنْ يَكُونَ وَلَا قَوْلُ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ Peygamber Efendimiz'in kavlu şerifi ola. مَنْ رَكَعَ لِلّٰهِ رَكَةً Her kim Allah için bir reket namaz kılarsa, bir rükû yaparsa ve secdede secdeden, bir secdede yaparsa evet bu kavli ola. Yani ona bir derece veriliyor ve bir günah ediliyor. Bu kavli şerif olmuş ola ala maşul bir mana üzerine ola ki kad ütiyle itale olundu, uzatıldı. Kablehu o rükû ve sücudden evvel uzatıldı minel kıyam kıyamdan. Yani kıyamı uzun yapmış, ondan sonra da rükû ve sücudu yapmış. İşte her rükû ve sücudu mukabilinde bir derece ona yüksek verilir. Caiz ki bu manaya. Ama rükû sücudu çok olmuş da illa kıyamı kısa olmuş manası yok mu onda? Hazreti Ebu Zer'in hadisinde var mı kıyamı uzun yapıp da kısa olsun diye bir mana yok. Yalnız var ki her rükû ve her secde mukabilinde Cenab-ı Hak bir derece verecek. Öyleyse biz deriz ki kıyamı uzun yapmış, ondan sonra da rükû sücud yapmış, işte ona bir derece verilecek ve bir günah affedilecek. Bu manaya da gelebilir. İlla kıyamının kısa olması o hadisten çıkmaz. Ve yecûzeyle yine caizdir ki men reke'a lillahi reketen ve secede secdeten rafâhullâhu biha dereceten ve hatta anhum biha hatiyeten. Bu ibaresi olmuş ola ve in zâde me'a zâlik ve in zâde ziyade ola me'a zâlik bununla beraber tûlul kıyam kıyamın tûli yani hem rükû ve hem secde yapmış hem de kıyamını uzatmış. Bu ola kâne eftale eftalula. Ve kâne mâ yûtîhi illâhu alâ zâlik. Cenab-ı Hak Teâlâ Hazretleri bu uzun kıyam yapıp da ondan sonra rükû, sücud yapana vermiş ola mine sevâbi sevaptan ekşere daha çok veren. Bir adam farz et ki kıyamını 2 dakika yapmış. Rükûnü, sücudunu yapmış. Bir adam da kıyamını 10 dakika yapmış, gene rükûnü, sücudunu yapmış. Hangisinin sevabının çok olması lazım gelir? Kıyamı uzun olan. Çünkü ötekinin kıyamı 2 dakika, bunun kıyamı 10 dakika. Bak 8 dakika fazla durmuş. Bunun sevabı daha fazla olur. فَهَذَا اَوْلَى Öyleyse bu daha evladır. Evlâ mâ ol bir şeyin evlasıdır ki bu mana حُمِلَ عَلَيْهِ O mana üzerine hamledildi. مَانَ هَذَا الْحَد۪يسِ Bu hadisin manasının hamledildi ki en evla telif budur. Yani biz hadislerin ikisinde telif ettik. Rükû ve sücudun çok olması bu adam için iyidir. Ama neden sonra? Kıyamın uzun olmasından sonra. Ne için böyle telif ettik ve bu evle oldu? لَاَلَّا يُضَادَّ لَحَاد۪يثُ الْاُخَرْ Diğer hadisler zıdd olmaya. اَلَّتِ اُوِلَ hadisler bir zekerine. Bizim zikretmiş olduğumuz diğer hadisler Hazreti Ebu Zer'den rivayet edilen hadise zıdd olmaya. İkisiyle de amel ettik. Rükû ve sücud için Cenab-ı Hak bir derece verecek ve bir günah affedecek. Kıyamı uzun olan olur, bunların kıyamı kısa olan olur. Fakat kıyamı uzun olan
Kıyamı kısa olandan daha afdaldır, sevabı daha çoktur. Ve mimmen gâle bihâzel gavlil ahir. Bu sonki gavliyle hükmedenlerdendir. Fî ihâletil kıyam. Fî italetil kıyam. Kıyamın uzun olması da hükmedenlerdendir. Ve ennehu afdal min kesretir rükû ve sücud. Kıyamı uzun tutmak, rükû ve sücudun kesretinden, çok olmasından daha efdeldir diyenlerdendir ki Muhammed İbnül Hasan. Muhammed İbnül Hasan bunlardan. Daima kıyamın uzun olması daha efdeldir. Haddeseni bizalike İbn-i İmran. En Muhammed İbn-i Semma, en Muhammed İbn-i Hasan diyor ki buni, İmam Muhammed'in bu mezhebinin böyle olduğunu bana kim rivayet eyledi? İmam-ı Tahavi diyor ki İbn-i İmran rivayet eyledi. O da Muhammed İbn-i Semma'dan, o da Muhammed İbn-i Hasan'dan rivayet eyledi ki kıyamın uzun olması daha efdaldır. Ve huve kavlu Ebi Hanifete ve Ebi Yusuf ve Muhammed'in rahimahumullahu teala. Bu üç imamın kavli de budur. Muhammed İbn Hasan şey değil mi? Muhammed. İmam Muhammed işte. Muhammed İbn Hasan. Haddesena Fehdun kâle haddesena Abdullah İbn Salih kâle haddeseni Muaviye İbn Salih anil Alâ İbn Harith an Yezid İbn Arta an Cübeyr İbn Nüfeyr enne Abdullah İbn Ömer radıyallahu anhüma râfeten. Hazreti Abdullah bir genci gördü. Ve huve yusalli, namaz geliyor. Ne olduğu halde? قَدْ اَتَالَ صَلَاتَهُ. Namazını uzatır olduğu halde gördü. Gördü ki namazı, yani kıyamını uzun yapıyor. فَلَمَّا انْصَرَفَ مِنْهَا. Vakti ki o genç namazdan musarif oldu. قَالَ Hazreti Abdullah dedi ki, مَنْ يَعْرِفُ هَذَا. Bu genci kim biliyor? قَالَ رَجُلٌ. Bir adam dedi ki, اَنَا. Ben biliyorum. فَقَالَ Abdullah, Hazreti Abdullah dedi ki, لَوْ كُنْتُ اَعْرِفُ. Ben bu genci bilmiş olsaydım, لَا اَمَرْتُهُ وَنَا اَمْرِذَرْدِمْ اَنْ يُتِيلَ الرُّكُعَ وَسُجُودُ. Rükû ve sücudu de uzun yapar. Madem kıyamı uzun yapıyor, rükû ve sücudu de uzun yapmasını emrederdim. فَاِنِّي سَمِيَتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ سَلَّمْ. Ben Peygamber Efendimiz'i işittim, yakulu buyururdu ki, اِذَا قَامَ الْعَبْدُ. Bir kul kalktığı vakitte, ne olduğu halde? يُسَلِّي. Kalktığı namaz kılar olduğu halde. Ütiye bi zunubihi, onun günahını getirirler. Fecu'ilet ala rasihi ve atiqihi, onun başına ve omuzlarının üzerine o günahı kılarlar. Fekullemâ rekâ, her ne vakit bir rükû ederse, ev secde secde ederse, fesâkatet anhu, o günahlar onun başında ve omuzlarından dökülür. Onun günahları baş ucunda yığılır, başına yığılır. Her rükû ettikçe onlardan bir tane gider. Her secde ettikçe bir tane gider. Böyle böyle o günahlar affolur. Demek ki burada Abdullah İbni Ömer'in emretmiş olduğu, madem bu genç uzun boylu kıyamda duruyor, rükû-i secdeyi de uzun ederse daha güzel olur demek istedi. فَاِنْ قَالَ قَائِلٌ. Bir adam sual etse ki, فَفِي هَذَا الْحَدِيسِ. Bu hadis olucudur. تَفْتِيلُ الرُّكُعُ وَسُجُودَ اَلَى الْقِيَامِ. Abdullah İbni Ömer'in bu hadisinde kıyam ve secdenin şeyini, rükû ve sücudun kıyam üzerine tafdili var. Yani bu adam kıyamı uzun yapıyordu. Hazreti Abdullah, hayır, rükû ve sücudu uzun yapsın diye emrederdim. Öyleyse rükû kıyamdan efdaldir, secde kıyamdan efdaldir. Bu mana çıkar. فَقِيلَ لَهُ. Ona denilir ki, مَا فِيهِ مَا زَكَرْتَ. Mafi bunda olmadı. Mazekerte senin zikretmiş olduğun mesele bunda yok. Rükû kıyamdan efdaldir, secde kıyamdan efdaldir diye bir şey yok. Ve inne ma fihi, bu hadiste olucudur. Ma ol bir şey ki yu'tahul musalli, namaz kılan bir adama verilen şey olucudur. Ale rükû ve sücud, rükû ve sücudu üzerine ona verilen şey zikrediliyor. O da neden? Min haddi zunub anhu. Günahların ondan kefaret olup erimesi vardır. Bunu beyan etti. Ve leallehu yu'ta. Ümit edilir ki o adama verilir. Bi tulil kıyam, kıyamın tuli sebebiyle afdale min zalik. Ondan daha afdali verilir. Rükûda, sücutta günahları affoluyor. Caiz ki kıyamda daha çok affedilir. Kıyamda affolmayacağı yok ki. Ve emmâ mâ fîhî. Hani İbn-i Ömer. Abdullah İbn-i Ömer'den rivayet edilen bu hadis-i şerifte olucudur. فَاِنَّ الَّذ۪ي رَوَى عَنِ النَّب۪ي صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ.
O bir kimse ki Peygamber Efendimiz'den rivayet eyledi. Fî tafdîlihî. Peygamber Efendimiz'in tafdil etmesi, tûl-ül kıyam, kıyamın uzun yapılmasının tafdil edilmesi, bu evlâ minhu, Abdullah ibn Ömer'in bu rivayetinden daha evladır. Abdullah ibn Ömer ne dedi? Rükû, sücud uzun yaptıkça günahları affedilir. Fakat yukarıda Peygamber Efendimiz'den sordular ki, ya Resulallah, nafile namazın hangisi afdaldır? Kıyamı uzun olan afdaldır. Ve kıyamı uzun olanda da kıyamda ona derece verilmeyecek, günah affedilmeyecek diye bir şey yok ki. O daha evladır. Evet, rükû ve sücud yaptıkça günahlar affedilir. Kıyamı uzun olursa daha çok affedilir. Allahu Teala.